Sabah orada markete uğramak için. Issız bir yere mi gideceğiz? Ya uzak bir yere, marketlere. Test var ama. Test de pahalı olduğu için her şey. Baba 4. Hala buradayım. Mağara çıkışı az önce çöktü ama kesimden ve görüntü bağlantıdan hala sinyal alıyorum. Başka bir çıkış onu görüyor musun? Olumsuz Akbaba. Sadece bir giriş görüyorum. Olduğun yerde kal. Seni oradan çıkarmak için destek yollayacağız. Bu saatler sürebilir. O mağaradan çıkmanın bir yolunu bulacağım. Karar senin Mehmet. Yerinde olsam taşıyabileceğim bütün cephaneyi alırdım. Orada neyle karşılaşırsın bilinmez. Akbaba bağlantı kesiliyor. Beni duyuyor musun? Tamam. Akbaba orada mısın? Sinyali yükseltmeye çalışıyorum. Onu görebilirsiniz umarım. Size ne gördüğümü söyleyeyim. Tünel gibi bir yerdeyim. Bir mağarada. Kristalize kayaya benziyor ama inşa edilmiş gibi. Böyle bir şey hiç görmedim. Karanlık ve soğuk. Çok soğuk. Bir şey kıpırdı. Siktir. Rafıt'ı yakalayan şeylerin aynısı. Duvarlar tıpkı dış kapı gibi. Düzgün yapılı değil. Sanki organik gibi görünüyor. Umarım bunu görebiliyorsun. Ne oluyor? Yer çekimi kayboldu. Dengemi sağlamak için iticileri kullanıyorum. Alışmam biraz zaman alacak. Enerji kritik seviyede. Enerji kritik seviyede. Hasiktir, bu da neydi? Sanki beni geriye iten bir akım var.
Akıma karşı hareket edeceğim. Burada yalnız değilim. Enerji kritik seviyede. Büyük bir odaya giriyorum. Bu yerde nesi? Yakında bir güç kaynağı olmalı. Bana doğru geliyorlar. Buradan hemen çıkmalıyım. Hareket etmeden önce duruyor. I
Enerji kritik seviyede. İşte yine o gürültü. Seslere bakılırsa bu yer her an çökebilir. Tüm mağaranın içinde dolanan bir kablo var. Biyolojik gibi. Dışarıdan cisimler topluyorlarmış gibi görünüyor. Bu makinelerden daha da diğerlerinden farklılar. Burada ne altlar dönüyor? Galiba bu kapılar bir sayaca bağlı. Sıralı gibiler. İyi bir zamanlamayla aralarından sıyrılabilirim.
Tüm mağaranın içinde dolanan bir kablo var. Biyolojik gibi görünüyor. Aynı zamanda elektrik akımıyla çalışıyor gibi. Dışarıdan cisimler topluyorlarmış gibi görünüyor. Makinelerden daha da var. Diğerlerinden farklılar. Burada ne altlar dönüyor? Galiba bu kapılar bir sayaca bağlı. Sıralı gibiler. İyi bir zamanlamayla aralarından sıyrılabilirim. Canına, bu harikaydı. (Gülüyor)
Hiyerarşi kritik seviyede. Makinelerden bir ordu kurmuş olmalılar. Bu bir işgal gücüne benziyor. Ulan bu ne? Mağaraların krokisi gibi duruyor. Görünüşe bakılırsa mağara sistemi çok büyük. Enerji hattı tüm yapıyı dolaşıyor gibi görünüyor. Binbaşı Strickland, beni duyuyorsanız herkesi bu adadan uzaklaştırmalısınız. Bu şeyler uyanmaya başladı. Binbaşı Strickland, beni duyuyorsanız herkesi bu adadan uzaklaştırmalısınız. Bu şeyler uyanmaya başladı.
4, duyuyor musun? Tekrar ediyorum. Dışarıda mısın? Sinyalin güçlü ve net geliyor. Sanırım bağlantın çalışıyor. Körüntü verilerini hemen karargaha gönderiyorum. Gün ışığını görebiliyorum. Sinyaline doğru yaklaşıyoruz. Çıkışa benziyor ama çok fazla yaklaşamam. Görüş menziline giriyorum. İşte orada. Domen, seni görüyoruz. Dikkat et. Bizimle misin oğlum? Evet efendim. Ama daha ne kadar olabilirim bilmiyorum. Siktiri boktan açıklamalar yapma bana. Neden oluyor? Keşke bilebilseydim binbaşı ama gördüğümün ne olduğunu bile bilmiyorum. Her neyse fırtınanın tam ortasındayım. Bütün dağ enerji kulesine dönüştü. Hayatta olmam bile mucize. Herkesi adadan uzaklaştırıyoruz. Anlaşıldı. Senin yakınlarındaki bir deniz piyade bandasıyla bağlantıyı kaybettik. Sana onların koordinatlarını yolluyorum. Bölgeyi araştır. Anlaşıldı. Ama bu soğukta hayatta kalabileceklerinden pek emin değilim. Vadinin altında bir tahliye merkezi kurdum. Sağ kalan birilerini bulursan hemen oraya götür.
Efendim ben Nomad. Deniz piyadelerini buldum. Sağ kalan var mı evlat? Olumsuz efendim. Hepsi ölmüş. Lanet olsun. O dağda iki takım askerim öldü. Pekala, seni oradan çıkarmalıyız. Kürenin kenarına doğru yola çık. Sana bir araç ayarlayacağım. Bu da ne? Arkanı kolluyorum Nomad. Hadi şu pisliklere kendi ilaçlarından verelim. Benimle misin evlat? Ayıpsın. Sana orada ne oldu Prophet? Hepimiz öldün sandık. Ne zamandan beri öyle kolay ölür oldun lan? Dikkat et. İsim arızalandı. Vücut ısım hızla düşüyor. Hemen buradan çıkmazsam donarak öleceğim. Birinin silahını aldım. Al şunu. Sen bu şeyi nasıl çalıştırabildin? Sırası değil. Yeniden toplanıp geri gitmeliyiz. Senin durumunu düzeltmeden olmaz. Donmaya başladım. Bir ısı kaynağına ihtiyacım var. Siper alacağım. İsim çok fazla dayanmayacağım. Dayan Prophet. Bizi buradan çıkaracağım. Şunları.
cisim arızalandı. Vücut ısım hızla düşüyor. Hemen buradan çıkmazsam donarak öleceğim. Birinin silahını aldım. Al şunu. Sen bu şeyi nasıl çalıştırabildin? Sırası değil. Yeniden toplanıp geri gitmeliyiz. Senin durumunu düzeltmeden olmaz. Güç kaybediyorum. Siper almamız gerek. Siper alacağım. Cisim çok fazla dayanmayacak. Dayan Franco. Bizi buradan çıkaracağım. Rafa'da buldum. Hayatta. Ama giysisi çalışmıyor. Bizi hemen buradan aldırın. Seni duydum Nomad. Senin hemen kenarında bir ekibim var. Sizi tahliye edecek. Yola çıkıyoruz efendim. Nomad. Giysinin gücü hızla düşüyor. İşte orada. Giysinin gücü hızla düşüyor. Nomad, koru beni. Güç yenilemesi yapmalıyım. Kullanımda.
Şuna bak! Geliyorlar! Gidelim! Kıpırda! Omen! Hadi! Yürü! Asker, bu tarafa! Ekip, rehber siz misiniz? Geriye kalanlar diyelim. Binbaşı geleceğinizi söylemiştik. Vay be, oradan çıkamayacaksınız sandık. İçeride bizimkilerden birini buldunuz mu? O şeyin içi -200 derece. Her şey gebermiş. Yani insan olan her şey. Ne buldunuz içeride? O şeylerde ne öyle? Bir bilsem, komutanımız nerede? Başçavuş Kigan, orada içeride. Haydi oğlum Erkin. Ben başçavuş Kigan, işgale uğradık. Acil tahliye ihtiyacımız var. Burası tam bir keşmekeş başçavuş. Çok fazla düşman var. Alınmayı bekleyen yaralılar var. Macinin altındaki tahliye merkezine gidin. Anlaşıldı bir başı. Yardım geldi. Bu bizi vurduğunda bir kardeşimizin içimize veriyor. Yaptırı bağlayarak tahliye merkezine gitmeye kalktı. Boyun tamamen boşaltıyor. Efendim yeni misafir boyunları geliyor. Benzinleri tutun. Gaz temasını sağladık. Bunlar ne sikim yaratıklar böyle? Pekala, gidelim. Dikkat edin, arkamızdalar. Thank you.
var peşimizde. Kilitlenemiyoruz, kurtulamıyoruz. Bulundular, buldular. Yani tuzun isabet alıyoruz, ondan kurtulamıyorum. Vuruldum, vuruldum, düşüyoruz. Bakınma! Ahmet, düşen hava aracımızdan acil yardım çağrısı alıyorum. Hemen bağlayın şunu. Mayday, mayday. Beni duyuyor musunuz? Aracımız nehir yakınında düştü. Enkaz bölgesindeki Nomet, karargah o sivilin oradan tahliye edilmesini istiyor. Sizi alması için başka bir araç ayarlayacağım. Anlaşıldı. 12 yönünde. Sakin ol Helena. Varmak üzereyiz. Kardeşim, sen neyi mi açtın ya? Evet. Eyvah eyvah. Kalsın içiyor ya. Adam kampta mı? Git doğayla bütünleş. Ne işin var tek high-tech oyunlarla falan öyle. Özgür. Sen geliyorsun. Ben olayı enkazdan çıkarırken onlar uzak tut. Aynı anda canlı gelmesin. Bizi koru.
Buraya! Buraya! Onu araca götür. Biz seni koruyacağız. Sivil gemiyi çıkar. Fazla vaktimiz yok. Şu orospu çocuklarını benden uzak tut. Rafet, sen onunla git. Siz havalanıncaya kadar koruma ateşi açacağım. Uçak gemisinde görüşürüz Nomad. İyi şanslar. Onları oyalayın. Buradan gidiyoruz. Çocuğu tamamen bana ait. Size ne olacak efendim? Ben bir denizciyim evlat. Gerekirse denizin üstünde yürürüm. Ben bu gerizekalıyla uğraşırken sen de adamdan defol. Sıkı durun. Çok ağırız. Sanırım başarabiliriz. Bakalım. Çocuğu. Efendim.
düşman dolu ve hayatımda gördüğüm en berbat haber. Pilot vuruldu. Kokpiti aç. Düşüyoruz. Yukarı çek, yukarı çek. Bilmiyorum, burası merkez, duyuyor musun? Merkez, ben Nomad, duyuyorum. Pilot öldü ve galiba motorda bir sorun var. Uçağı kontrol altına aldım ama ben pilot değilim. Destek verin. Anlaşıldı Nomad. Yedek motoru çalışmıyor. Alo. Askerleri USS Dost hava araçlarıyla tahliye ediyoruz. Varmadı. Üstteki Dost birimleri görebiliyor musun? Olumlu. Dörtte çıkacağız. Seni vadiden geçirecekler. İlerideki kampta saldırıyorlar. Yayın nasıl açacağım? Hayır. F-36 eskortları havalandı ve yolda. Tahmini varış süresi 5 dakika. Anlaşıldı. Zengin adamsın. Anlaşıldı. Aferin Nomad, iyi iş çıkardın. Gökyüzü temiz, tüm birimler, hava sahası temiz. Kalkış işlemine devam edin. Nomad, Dost birimlerle kal. Ödemleriz Nomad. Vadinin birkaç kilometre yukarısından bir tahliye noktası daha var. Topukla Nomad, bizi izle. Anlaşıldı merkez. Burası Akbaba 2-0. Acil hava desteği bekliyorum. Anlaşıldı merkez. Burası Akbaba 2-0. Acil hava desteği bekliyoruz. Dayan Akbaba, yoldayım. Saçma bir şey. Elini çabuk tut Nomad. Kalkış için. Kontrol mü edemedim? Gidiyorum aslında. Nomad,
kutu mu var? Hayatta kalan birini görüyor musunuz? Olumsuz. Güvenlik alanlarda cevap yok. Geç kalmışız. Bir sonraki tahliye noktasına ilerliyoruz. 3 kilometre doğru. Anlaşıldı. Nomad, vadide yaralıları tahliye eden bir hava aracımız var. Havadan destek sağla, tamam? Anlaşıldı merkez. Burası Akbaba 2-0. Acil hava desteği bekliyoruz. Dayan Akbaba, yoldayım. Elini çabuk tut Nomad. Kalkış için gökyüzünü temizle, tamam? Herkes burada sulanmış Kore cephanesi var. Constitution'a götürmeliyiz ama yükümüz çok fazla. Onları alabilecek bir kuş var mı? Anlaşıldı 2-0. 1-8, 6-5. Oraya gidin ve cephaneyi toplayın. Nomad, gökyüzünü kontrol et. Anlaşıldı merkez. Nomad, koru bizi. Ben Nomad. Gökyüzü temiz. Anlaşıldı Nomad. Kalkışa devam ediyoruz. Tamam, havalandık. Yardım için sağ ol Nomad. Kuşları uçak gemisine geri götürelim. Tüm birimler, ilerideki yolda saldırıya uğramış bir konvoy var. Destek sağlayabilirsiniz. Ama önceliğimiz bizim kuşları uçak gemisine ulaştırmak. Dikkatli olun, tamam. Anlaşıldı merkez. Düşman her yerde ama elimden geleni yapar. Tavuklarda mı? Ahmet, beni duyuyor musun? Uçak gemisine vardık. Yanımda Pamuk ve Helena var. Sen neredesin? Evet. Duyuyorum Sayfo. Yoldayım. Tahmini varış süresi 10 dakika. Benim orada kaçmasını tutacağım. Gittik, oturduk. Daha var.
Sevmedim bu uçak görevini ya. Evet, hatta da ben sevmezdim. Hey, Vice City'de vardı ya bir tane. Ne, onu demiyor. Hiç sevmezdim ama bir tek ben geçebiliyordum orayı. Ben geçememiştim. Orada oyunu bıraktım o zaman. Birçok kişi. Da bana... Nasıldım? Gel buraya geç diyorlardı. Hala hayattayız Temel. Yok artık. Bence çok iyiydi. Çok stresli bir şeydi. Bana balık verdi. Tutmayı öyle. Naomi. Neyse ki başardın. Baksana şuna. Pilotlardan biri getirdi. Hey Naomi. Şu bokun bir ucundan tutsana oğlum. Evet. Aman. Sahip olun. Dikkat etsene. Bu şeyi buraya amirelim manyakları getirdi. Bir şey mi diyorsun Collins? Hayır efendim. Ben de öyle düşündüm. Ne oluyor be? Of vardı getirdim. Hani ölmüştü lan? Cavlağı çekmiştir değil mi? Madendeki jeneratörlerimizle de aynı şeyi yaşadık. Bu yaratıklar yakındaki güç kaynaklarının enerjilerini emiyor. Bunu biz onu buraya getirmeden söyleseydin. Nomad, amiral seni komuta merkezinde görmek istiyor. Yolladığın görüntüler biraz heyecan yarattı. Hemen oraya gitsek iyi olur. Bayan. Siz gidin. Sonra görüşürüz. Hadi oğlum, amiral bekliyor. Seni görmek güzel Sayfun. Nerelerdeydin? Pekala. Japonya'dan gelen bir sıhhiye gemisi var. Ama gelene kadar kendimizi idare etmeliyiz. Depolara bir travma merkezi kurun. Hemen. Hep sıkıntı değil. Bir lavaboyu olmak durumunda kaldım. İyi sağlık. Başlatıyorum. Tabii. Sen o şeyin içine giren özel operasyondaki herif değil misin? O evet. Şeyin içine mi girdin? Herhalde sana madalya falan verirler. Öğretmezsen jet oynayacağım. Tabii işte. Bir salak yapmadan bulmam lazım. Yo, kafam mı geliyor? Beni duyuyorsan adadaki herkesi burada götürmeliyiz. Esbili, aleykümselam. Bu bir işgal. Nomad. Kardeşim. Orada iyi bir iş çıkardın. Altta patmam çok zor. Senden aldığımız görüntüler. Aşağı geçer misiniz? Kuvvet komutanları nükleer bir saldırı emri verdiler. Beyaz Saray'dan onay gelir gelmez o pişleri haritadan sileceğiz. Amiral, acele bir karar vermemeliyiz. Diğer olasılıkları da değerlendirmek için zamana ihtiyacımız var. Başkandan ve kuvvet komutanlarından daha iyi bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz sanırım doktor. Bir hafta önce askeri istihbarat uydularımız adada bazı anormal ısı hareketleri belirlediler. Önce Korelilerin nükleer deneme yaptığını sandık. CIA ve Ulusal Güvenlik bunu duydu. Dahası var. 4 gün önce NASA dağın merkezinden yayılan yüksek frekanslı bir sinyal belirledi. Sinyal M33 galaksisindeki bir yıldızı, yani buradan yaklaşık 4 milyon ışık yılı uzağa hedef almıştı. Yardım çağrısı olabilir. Birileri yardım istiyordur. Bulduğunuz örneklerin milyonlarca yıllık olduğunu söylemiştim. Doğru ama teknolojileri o kadar ileri ki bu dünyaya ait olması mümkün değil. Ya burada mahsur kalmışlarsa ve şimdi de yardım istiyorlar. Kim oldukları ve nereden geldiklerini bir kenara bırakıp harekete geçmeliyiz. Nükleer füze yüklü uçaklarımız hazır bekliyor. Özür dilerim ama nükleer silahların savunmalarını delebileceği bile garanti değil. Garanti istiyorsan git bir tost makinesi al. Gezegenimizin geleceği tehlikedeyken burada oturup bu tartışmalara giremem. Bu çok gülünç. O şeyler temas ettikleri güç kaynaklarının hepsinin enerjisini emdiler. Dağın tamamı dev bir enerji deposuna dönüştü. Şu verilere baksanıza. Bu enerji kaynağı dağın her tarafına dağılmış durumda. Şunun şekline bir bakın ve gemiye getirdiğimiz yaratıkla karşılaştırın. Benim tahminim bu şeyin canlı olduğu ve güçle beslenen bir organizma olduğu yönünde. Ona karşı nükleer güç kullanırsak neler olacağını öngöremeyiz. Kullanmazsak neler olacağını tahmin edebiliyor musun? Başka bir yol olabilir. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Zamanımız kalmadı doktor. USS Lexington'la bağlantı kayboldu. Burada görevi olmayan tüm personel hemen dışarı çıksın.
Cephaneliğe gidiyorum. Bu götle işinizi bitirdiğinizde beni bulursunuz. Buna sen de dahilsin Teğmen. O gizli içinde kulakların duymuyor. Dışarı çık dedim. Sabrımı test etme Teğmen. Sana bir emir verdim ulan. Siktir ol git şuradan. Cephaneliğe giderken gördüm. Sanırım. Lanet olsun. Rakamlar doğru olamaz. Ne kadar çok. Komutan Dor, lütfen köprüye gelin. Komutan Dor, lütfen. Komutan Dor, lütfen köprüye gelin. Komutan Dor, lütfen. O kürenin içindeymişsiniz dediler. Ondan o giysiler bir harika. Nomad, başardım. Selam Nomad. Tamam oğlum. O silahı oraya nasıl taktığını hala anlayamadım patron. Biz anlamıyoruz. Ateşlerin yıkılması kaybolmuş. Tersine mühendislik uygulamamız bile haftalar sürerdi. O sefer onları savaş alanında değiştirdik. Hatta güç kaynağını nano giysine ekledik. Uyum kurusu. Çok mütevazı. Pekala. Girişim birkaç değişiklikten sonra işler haline gelecek. İstediğin gibi hidroiticilere fazladan güç sağladım. Gitmeye hazırsın. Dost Nesri, Nomad'in nano bilgisine bazı testler uygulamam gerek. Sizin yardım edebileceğiniz söylendi. Oturun, oturun. Oturun Teğmen. Giysinizin kayıt cihazından edineceğimiz çevresel verileri inceleyeceğiz.
Hey patron, nereye gidiyorsun? Bu işi bitirmeye. Bu iş adaya füze salladıklarında bitmeyecek miydi? Yanlış mı biliyorum? Amiral Morrison'ın yaptıkları beni ırgalamaz. Füzenin etkisi yüzeyle sınırlı kalacak. Prophet bekle. Evet, sizin için ne yapabilirim doktor? Yaratıkların şarj olurken kullandıkları bir sinyal dizisi tespit ettim. Bu onları bir aşırı enerji yüklemesine karşı savunmasız bırakabilir. Sinyallerinden biri nano giysi yoluyla gönderilebilir mi? Hallederiz. Bir yolunu bulurum. Ya frekansı uzaktan değiştirmek istersen? Oldukça kolay bir iş. Kablosuz bağlantısı olan bir bilgisayardan sinyal gönderebilirsiniz. Bu size deneme yapma imkanı sağlayacaktır. Bana ne yapacaksınız anlamadım. Eğer teorin doğruysa bu şeylerle savaşmak için yürüyen bir silah haline geleceksin. Ya teorin yanlışsa? O zaman dua edelim de Morris'in ne yaptığını biliyor olsun. Doktor Rosenthal hemen köprüye gelin. Doktor Rosenthal hemen köprüye gelin lütfen. Amirali bekletmeyin doktor. Burayı ben hallederim. Tamam. Nomad hazır olur olmaz benimle köprüde buluş. Güzel kız. Benim alanımda onlardan fazla yoktur. Bundan 10 yaş daha genç olacağım. Ha işte geldi. Şuradaki rafın üstüne koy. Tamam. Prototip taktı. Nano giysiyle kullanılmak üzere tasarlandı. Henüz deneme aşamasında. Sahada ise hiç denenmedi. Nükleer itici güçlü mermi atıyor. Tıpkı el bombası fırlatıcısı gibi. Ama bu çok daha fazla gürültü çıkartıyor. Teknolojide son nokta. Onu deneyebilir miyim? Hayır. Sanırım burada işimiz bitti Teğmen. Vericinizin ince ayarlarını yapma işini Doktor Rosenthal'a bırakıyorum. Sağ ol doktor. Sorun değil. Artık köprüye gitseniz iyi olur. Amiral sabır yönünden biraz zayıf. Nomes. Elena'yı görürsen ona şey der misin? Neyse boşver. O şeye dikkat et. Alev olabilir. Sakin ol. Beyler, ben Amiral Morrison. Birkaç dakika önce başkan tarafından adadaki düşman güçlere karşı sınırlı bir nükleer saldırı düzenlememiz için yetki verildi. Bilindiği gibi nükleer güç kullanmak çok ciddi bir karardı. Tam olarak ne tür bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzdan hala emin değil. Ancak özel operasyon birimimizin topladığı istihbarata dayanarak gezegenimizin büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu değerlendirmekteyiz. Önümüzdeki dakikalarda binbaşı bağır mısın? Ben Amiral Morrison. Hemen o uçuş aracını indirin. Binbaşı bağır mısın? Ne yapıyor bu? Efendim, alıcıları bozayım mı? Bırak gitsin. Gerizekalı kendi ölüm emrini imzaladın. Vakit geldi Teğmen. Fırlatmaya hazırız. Senin şu binbaşının emirleri hiçe saydı. İzinsiz cephaneliğe girdi, bir hava aracı aldı, adaya gitti. Prophet hala orada mı? Fırlatmayı ertelemeniz gerek. O kendi seçimini yaptı Teğmen. Amiral, bunu tekrar düşünmeniz için size yalvarıyorum. Bu çok riskli. Ya onların beklediği de buysa? Ya tam olarak istedikleri şeyi yapıyorsa? Şöyle böylelerle kaybedecek vaktim yok doktor. Pentagon'dan nükleer güç kullanmak için onay aldık. Emirler çok açık. Komuta kontrol, burası Marauder 1. Kilitlenme tamam. Fırlatma menziline yaklaşıyoruz, tamam. Anlaşıldı Marauder 1. Beklemede kal. Biz hazırız efendim. Ya yanılıyorsanız amiral? Sonuçlarına katlanabilecek misiniz? Fırlatma işlemine devam edin. Emredersiniz efendim. Marauder 1, burası genel merkez. Onay verildi. Yükü bırakabilirsin, tamam. Umarım yanılmıyorsunuzdur. Sen, ben ve gezegenin geri kalır. Genişliyor.
güçlendirdik. Efendim, radarda cisimler görüyorum. 8, yok 12. Aman Tanrım! Herkes yere! Cehennemi boylayacak. Yaratıklar geminin her tarafında delikler açıyor. Oraya git ve savaş asker. Bu gemiyi kaybedemeyiz. Kapı sıkışmış Teğmen.